Ay anam vallahi ben çok kötüyüm ha. Ay. Ay midemde filler tepişiyor, çok bulanayım. Pazartesi filneyin deme ha. Vallahi benim midem kötü oluyor ha. Andalı şu tabağı yemek istemiyorum şarkı gözümün önünden ha. Bana ver abla, bana ver. Ben yerim, kurt gibi açım vallahi. Benim ailem, size çok müjdeli bir haberim var. Şimdi otosanayinden gelen son haberlere göre bizim 005 iyileşmiş. Oh, yaşasın be. İstediğimiz vakit yola çıkabiliriz. Ay, oh. Ama ve lakin önümüzde iki ihtimal var. Bir tanesi İstanbul'a devam etmek, ötekisi de Adana'ya geri dönmek. Aman babacığım, Adana'ya dönelim. Bak bu geziler bizim gayri safi milli hasılatımızı çok düşürüyor. Abim doğru diyor benim babam. Adana'ya gidelim, Adana'ya. He vallahi ben evimi bakımı özledim ki ne? Adana'ya gidelim ha. Adana'ya gidelim. Çünkü ben kebabı çok özledim. Ama ve lakin ben demokrat bir ağa olduğumdan bir oylama yapmak istiyorum. Ve kimlerin nereye gitmek istediğini de bilmek istiyorum. Şimdi İstanbul'a gitmek isteyenler bir el kaldırsın da görek. İndirebilirsiniz. Adana'ya gitmek isteyenlere kaldırsın bakalım. Evet evet, indirebilirsiniz, indirebilirsiniz. Evet, oy birliğiyle Adana'ya dönüyorum. Hayır baba. İsteyen istediği yere gidebilirim. Ama ben Adana'ya geri dönmeyeceğim. Kararımı kesin olduğunu çok önceden söylemiştim sana. Ne diyorsun kızım sen? Bir dur, bir dinle hele lafımın tamamını, bir dur. Hiç boşuna nefese tüketme babacığım. Hayvan terli. İstenmediğim, sevilmediğim yere gitmem ben. Kızım ben sana ne zaman gitme dedim ki ne? Gitme demedim, ertele dedim. Şimdi otur da bir dinle. Biz ki koskocaman bir aşiretin kocaman bir ailesiyiz. Bugüne kadar onca kavgaya, onca gürültüye, anda bu karıların yaptığı onca alavere, dalavereye rağmen... Çok yaşa. İyi yaşa. Biz hep bir arada olduk. Bizim iriliğimizi de diriliğimizi de sağlayan ahan da işte bu birliğimiz oldu. Yani ben bunu böyle düşündüm ama merakin ben sizi zorla bir arada tutmuşum. O sebepten de şimdi anlıyorum ki ne? Artık ayrılığın vakti zamanı gelmiş de çatmış. Uy ağam daha yeni barıştık. Ya bir durun hele bir durun ya. Sözümün sonunu getireyim ya bir susun. Siz demiyor muydunuz benim karşıma geçip? Bu malı mülkü paylaştın bize. Bizimle hayatta neyimiz var neyimiz yok bir bilelim. Siz demiyor muydunuz? Böl demiyor muydunuz? He. Anla işte şimdi bunun vakti geldi. He. Ama ve lakin bunu burada yapamayız. Bunu Adana'da yapmamız lazım gerek. Bunun için bir toy kurmamız gerek. Toy. Ya nasıl yani? Biz şimdi Adana'ya mı döneceğiz? Maalesef hayatım. Yani en azından bir süreliğine. Sonrasında Allah büyük artık. Yeter ama ya. Vallahi billahi yeter ama be. Bu meram gibi olduk. Nereye gitsek sonunda Adana'ya dönüyoruz. Hayır, evet acaba. Enişte burada da olabilir otel seni. Bence çok iyi oldu. Ya ama İstanbul'a gitmek şimdi deyin bakalım benim oğullarım. Hanginiz bu evden gitmek istiyor? Biz. Huhu. Aam. Biz. Evet biz ayrılmak istiyoruz.
Ben oğullarıma sordum. Sen benim oğlum musun? Yoksa gelinim misin? Gökhan kocacığım bak ağam sana diyor. Biz ayrılmak istiyoruz benim babam. Başka? Biz de benim babam. Biz de. Öyle mi? Başka? Babacığım biliyorsun biz zaten gideceğiz. Biliyorum, biliyorum. Madem hepiniz gidiyorsunuz o zaman ben de bütün malı mülkü dörde böleyim. Üç parçası size, bir parçası da anangille bize. Ya karılar biz yine üçün birini aldık. Adalet mi bu yahu? Ağam ayıptır sorması. Malları hangilerini kimlere vereceğini tespit ettin mi acaba? Yok daha değil. Yok şu tarla kıraçtı, bu tarla bereketliydi diyerek sizin kavganıza şahit olamam. O sebeple bir kura çekmeye karar verdim. Bu kuranın sonucunda belirleyeceğim hangi mal kimin. Kabulünüz mü? Yok der. Yani ben kabul etmeyeyim abi. Müsaade edersin itiraz etmek isteyeyim. Niye ki ne benim bacım? Dörde böleceğiz dedin de ondan abi. Ne var ki ne bunda? Şimdi Hazar, Gökhan, Kaan, sen ve karıların. Doğru mu? He. Hani ya ben? Ben de babamın bir evladı değil miyim abi? Ben kavrulmalı mıyım? Benim halimsiz ağlama. Ağlama otur. Otur. Ben seni hiç unuturmuyum. Sen de düşündüm tabii ki de. Peki ya ben? Ana. Bu ne zaman çıkmış lan hastaneden? Müsellim. Ben de düşündün mü benim abim? Düşünmez olur muyum hiç? Sen delisin, melisin ama neticede benimsin. Hiç düşünmez miyim? O zaman malı bana da pay edeceksin değil mi? Tabii. Bundan sonra malları dörde değil, dört, beş, altıya bölecek değil mi abi? Evet. Hatta yediye bölünecek. Unutmayın ki sizin bir kardeşiniz daha var. İskender. Ha, var ya doğru değil mi? Unutmuşuk. Unutma Galender. Hiçbiriniz unutmayın. Bu mal yediye bölünecek işte o kadar. Neden dedem? Neden sekiz değil de yedi? Ben babamın kızı değil miyim? Aferin kız. Otur. Ol. Yani böyle böyle kuşa çevirdiniz malları ya. Yok yok sekize değil, 108'e bölün. Hatta arabalara da verin. Abla ağzından gel alsın Allah korusun. Ne diyorsun sen ya? Şirin doğru söyler. Malda mülkte onun da hakkı vardır. Ya kız çocuğuna mal verildiği nerede görülmüş? Evlenecek, gidecek. Bu ne demek ya? Ne benim babam. Ya Allah aşkına geç şuraya, malı sen pay et. Ben yapamıyorum bu işi ya. Niye ki ne? Ya malın ilk sahibi sen der misin? Ondan işte. İlk sahibi benim ama son sahibi ben değilim. Hem ayrıca bu toy resmi değil, gayri resmidir. Niye ki ne? Çünkü bir bozok eksik. Ya gidin İskender'i bulun, getirin. Ne bölüşeceğinseniz ondan sonra bölüşün. Bu toy da burada bitmiştir. Anda o kadar. Baba. Başka yok değil mi? Başka var mı baba? Elde var sefer, 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 sefer. Gördünüz yine başımıza geleni. Yine bu konaktan çıkamadık. Ay vallahi çıkamadık. Billahi çıkamadık. Allah'ım Allah'ım. Sen benim dualarımı neden hep sonra koşuyorsun ya Rabbim? Ya sen bu çelok kaşları, bu mini mini minnoş burnu, hele ki bu kışkırmış gözleri, bunca cefaya, bunca zulme maruz kalsın diye mi verdin bana Allah'ım? Yani bir tövbe de be, saçma saçma konuşayım Allah Allah. Minnoş burunluymuş Gargamel burunlu. Yalan mı Türkmen abla, yalan mı? Ev destelenin evine döndü. Eziyetleri, işkenceleri geçiyoruz ama çıkış vaat etmiyor. Ya biz bu evden niye kurtulamıyoruz, niye?
Kızım niye olacak? İskender'in yüzünden. Bak, İskender bulunup bu konağa gelmeden kimse bir kırtık mal paylaşamaz. Ben kırtık falan istemiyorum. Kırtık değil zaten kızım, kırtık. Ya neyse, ne istemiyorum işte. Ben sadece buradan gitmek istiyorum. Ne o? Siz de mi istemiyorsunuz? Aa yoo, ben kırtıkımı alır öyle giderim buradan. He vallahi ben de alırım bir dal. Valla. Bak bak da örnek aldı yavrum. Kız sen de istesin ne hakkını? Ya anne, ben sadece bir an önce çekip buradan gitmek istiyorum. Ben kimsenin bulunmasını bekleyemem. Bak biz bir gidelim. Gerekirse kayıp amca bulunduğunda geri dönelim. Ama Maymulk için değil, tanışmak için. Valla bu kadar tok gözlülük normal değil yavrum. Saflık bu ya, hatta salaklık. Acaba sen ters geldin diye mi böyle salak oldun? Yok canım, o şimdi yeni gelin ya, o yüzden şey yapamamıştır, yani hak talep edememiştir. Malum, mesela ben bu konağa yıllarımı verdim. Tabii, o yüzden de öyle kuru kuruya hiçbir yerciklere de gidemem. Aa, ben o yeni gelindir de sen yıllamış gelinsin sanki, he? Hep bir topa iki yıldır bu konaktasın kızım. He, happy topu 2 yıl bak ne güzeldi, kolaycacık çıktı ama benim için öyle geçmedi Nazgül. Bir ömür gibi geçti o 2 yıl. Sus kız, sukumsuz. Ben tam 13 yıldır bu konaktayım. 13 yıl aklın alıyor. Hiç öyle suratın sarkıtma. Ben ömrümü verdim bu konağa. O yüzden 48'in en büyüğü benim olacak. Valla. Bak eltilerin ne güzel kavga ediyor yavrum. Haydi sen de et. Ya anne ne diyorsun sen ya? Kız ne diyeceğim? Asosyal asosyal yanımda oturuyorsun. Sen de girsene, girişsene şunlara. Kavga etsene, biraz sosyal olsana diyorum. Valla. Anne. Ya biz bu konağa geldiğimizden beri sen bayağı açtın kendini. Ya gerçekten seni anlamıyorum artık. Sen üzme canı kızım. Yalnız değilsin. Sen ana beni de anlamayayım ki. Anlamazsanız anlamayın be. Allah Allah. Zaten eşek hoşaftan ne anlar? Kız, kız hoşaf dedin ya kendiye. Kız sana da eşek dedim ya. Olsun kendiye hoşaf dedin. Hoşaf dedin kendiye dedin. Pek kıymetli gelinlerim, oğullarım, kardeşlerim, karılarım ve tabii ki dünürlerim ve de bir takım ısımlarım. Sizi buraya toplamamın sebebi, babam, benim babam bugün beni çok önemli bir mevzuda uyardı. Ben de şimdi aynı uyarıyı sizlere yapmak istiyorum. Hayırdır inşallah. İnşallah. Hayırdır. Şimdi benim oğullarım, siz hepiniz bu konaktan gitme beyanında bulundunuz. Bunu anlıyorum, görüyorum ve de arttırıyorum. Hepiniz istediğiniz zaman, istediğiniz vakitte bu konaktan çekip gidebilirsiniz. Ama ve lacim biriniz hariç. Niye bir kişi var? Çünkü dinleyin. Bu konakta sancağımızın dalgalanması, ocağımızın tütmesi gerekir. İçinizden biri burada kalacak ki bu sancak dalgalandıkça, bu ocak tüttükçe günü geldiğinde, vakti geldiğinde bu konağın ağası olmayı hak edecek. Ağa mı? Ağası olacak. Yani şimdi gidenler ağla bay bay diyor, kalan ise hay hay diyor, öyle mi? Öyle. O zaman Gökhan'ım kalıyor. Kalmıyor efendim. Kalıyor efendim. Kalmıyor. Kalıyor. Kalmıyor. Kalıyor. Kalmıyor. 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 Şahafet. Oturun yerinize. Tabii babam. Oturalım. Doğru söylüyorsun çünkü biz kalıyoruz. Bırakın da buna evlatlarınız karar versin. Evet. Bırakın da onlar karar versin. Çünkü bu onların hayatı ne de olsa.
Ha, ama ve lakin size gelince siz benim yanımdan hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Benim yanımda kalıyorsunuz. Burada. Oy. Karılar. Kalıcısınız dedi. Duydunuz mu? Vallahi. Ben de duydum. Dedi, dedi. Hayır, demez olaydım ben. Ha, bir şey mi dedin ha? Ben mi bir şey dedim? Demedim bir şey. Kendim kendime öyle mırıldandım. Peki benim oğullarım. Evet. Şimdi bu yeni gelişen duruma göre nedir kararınız? Bir daha düşünün. Evet. Nefeslerin tutulduğu ana geldik. Ya. Babacığım bizi biliyorsun. Biz gitmek istiyoruz. Ağalıkta da gözümüz yok zaten. Öyle mi? Peki sen Gökhan. Varım dün baba. Benim ağalıkta gözüm var. Aferin benim Gökhan'ıma, aferin. Hayır, peki sen Kaan. Madem öyle benim babam, ben de varım. Emin misiniz? Eminiz baba. İyi olan kazansın. Ya benim Gökhan'ım çok iyi çocuktur. Yetim giydirir, öksüz doyurur. Hatta geçen gün bana dedi ki, anneciğim ya bir hayrat yaptırmayı düşünüyorum dedi. Değil mi Gökhan? Öyle değil Ayşem, öyle değil. Yarışacaklar, ağalık yarışında iyi olan kazansın dedim ben. Yarış derken o? Yarışacaklar Mühteber. Ağalık yarışı. Yarışacaklar. Üç oğlumdan çıkacak meydane. Üçü de birbirinden merdane. Üçü her meydanında kapışacaklar. İyi olan kazansın diyeceğiz biz de. Üç derken baba, senin iki oğlun ağa olmak istiyor. Ben istemiyorum. Olmaz. Sen de yarışacaksın. Bu yarışın adil olabilmesi için üç bozok erinin kıyasıya yarışması lazım gerek. Eğer içinizden biriniz ağa olmak istiyorsa er meydanında kapışacak ki işte o zaman görek el mi yaman, bel mi yaman. Kaan, ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim kız? İki gün sonra ağalık yarışında ne halt edeceğim onu düşünüyorum. Ya sen ne düşünüyorsun? Bırak kardeşlerin düşünsün. Sen onların en büyüğüsün biliyor musun? Hepsini ezip geçersin. Nazgül, bu söylediğin şeye sen hakikaten inanıyor musun? Yoksa benden dalga mı geçiyorsun? Tabii ki inanıyorum. Benim kocam ormanda 10 kaplan gücündedir. Şah Merdan. Ya Nazgül'üm ne kaplanı ne ormanı ne şah falan filanı ya. Bir Hazar'la Gökhan'a bak bir de bana bak. Baktım ne olmuş? Ne görüyorsun? Kaslı adeleli haşim bir erkek görüyorum. Ay Allah'ım ya. Kızım senin gözünü hırs bürümüş. Bence o yüzden sen öyle görüyorsun ya da göremiyorsun. Her şey kafada bitiyor Kaan. Kendini şartlandıracaksın, hop! Hedefe odaklanacaksın. O işler öyle olmuyor Nazgül'üm, anladın mı? Olmuyor. Bak Gökhan'a, herif çakı gibi. Askerden geldi, aha komando zaten. Hazar, onu hepimiz biliyoruz. Adam yakın dövüş uzmanı. Ben kıllık, aralarında kıllık gibi kaldım. Yanlış! Sen kıllık mılık değilsin. Sen koskoca Kaan ağasın. Titre de kendine gel! Hakikat ya. Hakikat ya. Ya hakikat adalet mi bu ya? Yani o güttük denilen Ayşe Ana'dan çıkan Gökhan'a bak. Bir de yürüdü mü yerleri titreten benim anamdan çıkan Kaan'a bak. Hakikat bu işte bir karışıklık var ya.
Aa yok, karışıklık yok. Sen hükümet gibi karının, mühteber ananın oğlusun. Senin baban da anan da ağa kanından geliyor. Ötekiler gibi melez değilsin sen. Safkan kangal bir ağasın. Benim Nazgül'üm bak dedim bir daha diyorum. O işler kanlan manlan olmaz. O işler bileğe bakar anladın mı? Zaten benim babamın yapacağı yarışmalar kesin böyle güç, kuvvet, kemik sesine dayalı şeylerdir. Başka ne olacak? Olsun sen onları da üstesi de gelirsin ben biliyorum. Ya Nazgül belki de bu yarışmalar benim tahmin ettiğim gibi değildir. Belki içinde şirkete dayalı sorular vardır. Ne bileyim böyle nakliyat olsun, ihracat olsun. Sonuçta ağa olacak kişi şirketin de başına geçecek değil mi? Bak işte o zaman bir kazanma şansım olabilir ha. Aa, yeter! Senin neyin var nalet olası? Bu eziklikten kurtul ve yarışmaya konsantre ol. Eğer ki ben de seni iki günde Rocky Balboa gibi ringlere çıkartmazsam manda Nazgül demesinler. Nazgül'üm iki günde yoğurt bile mayalamıyor kız. Ben nasıl Rocky Balboa alacağım? Ah Tanrı aşkına iki günde yoğurt da mayalanır, sen de mayalanırsın. Sen yeter ki hanıma, eşine güven. Yaşam koçuna inan. Hepsinin üstesinden gelirim ben. Şimdi yatalım, sabah beşte kalkalım. Ne? Kız içtimaya mı kalkacağız? Asker miyiz biz? Ne diyor? Çalışmamız lazım. Haydi hayatım. İyi geceler. Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika. Üf, yine ne oldu? Bir dakika. Şimdi acaba belki benim babamın yapacağı yarışma genel kültür üzerinedir. Ha ne biliyorsun? Ben idman yapmak yerine bence köy kütüphanesine gidip biraz çalışayım deriz. Olmaz. Kaytarmak yok. Yarın erkenden kalkacağız, idman yapacağız. Haydi benim kıvırcığım. İyi geceler. İyi geceler. Kıvırcığım. Kalırsa.